19. yüzyılda İngiltere oraya ayak basıyor. Problemlerle asıl itibariyle başlıyor. Neticede İngiltere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra durumun o şekilde devam edemeyeceğini gördüğü için biraz önce değerli hocamız Oya Hanımefendi'nin ifade ettiği gibi satıyor orayı. Bir sil ağasına satıyor. Efendim olur mu 20. asır, 20. asır ve üzere işte insan satılır mı? Satılır. İnsan hakları falan. Olur o tabii, önemli insan hakları. Değerli arkadaşlar, belki size mübalağalı gelebilir. Mücadeleyi yükünüze almaya hazırdır. Partiler arasındaki bu mücadele bir türlü bir sonuca varılamamıştır. Ve varılamamanın sebebini işte nedendir diye bir düşünelim. Kashmir çok kısa bir, şöyle 3-4 satırlık bir bilgi vermek istiyorum. 13. yüzyıldan beri İslam'la tanışmış bir ülkedir. Hakikaten dünyanın belki de en güzel ülkelerinden biridir. Oraya gidenler, yeryüzünde bir cennet varsa bu da Kashmir'dir demekten kendileri alamamaktadırlar. 16. yüzyıldan itibaren, yani 1580'lerden itibaren, yani şöyle bir düşünün, bizim Kanuni yaşadığımız dönemde Kashmir Moğol İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Moğol İmparatorluğu bir Türk İmparatorluğu'dur. Timur'un torunlarının alt kıtada kurduğu imparatorluktur ve Kashmir onun bir parçası haline gelmiştir. Bu durum 1846'ya kadar. Yani 19. asrın... Sadece Kashmir değil, bölgede 600 milyon Müslüman yaşamakta. Pakistan'da, Afganistan'da, Hindistan'da, aynı zamanda Nepal'den Afganistan'a, Sri Lanka'dan Burma'ya kadar orada toplamda 600 milyon üzerinde Müslüman yaşamaktadır. Pakistan topraklarına baktığımız zaman tıpkı Türkiye'de olduğu gibi zaman zaman ciddi manada hepimizin tembellikler yaptığını görürüz. Doğrudur. Kashmir'de çok önemli madenler var ama Pakistan'da da çok önemli madenler var. Pakistan'daki kömürün %97-98'i hala bugün işlenmemiş durumdadır. Demek ki bizim de geriye dönüp kendimize bakmamız lazım. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Bununla beraber Batı'nın zaten işine gelmektedir. Aman ha ben burada bir eksik bulayım, bir yanlış bulayım, orada İslami terörle başlayıp burada kendi adına olabilecek bütün avantajlarda faydalanayım diye bir çabası var. Peki sözlerimi son vermeden önce bir kez daha herkes özellikle Ankara Üniversitesi öğrencilerine ve Urdu Dili bölümüne teşekkürlerimi sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim.